Cenk Bey merhaba. Mikrofonunuz kapalı diye uyarayım dedim ama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Sunay Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü etkinliğimize katıldığınız için sizinle bugün gerçekten çok keyifli konular konuşacağız. Özellikle son dönemde hizmet verdiğiniz firmanın perspektifinden baktığımızda özellikle KPI konuları ve satış ekip liderleri ve yöneticilerin raporlama ve bu özellikle yeni dönemde teknolojinin de hızlı bir şekilde hızlanması, makine öğrenmesi, yapay zeka gibi konuların da hayatımıza girdiği bir dünyada bu işler nasıl oluyor? Bir taraftan böyle sizin geçmişinize baktığımız zaman gerçekten dijital dönüşüm deyince neredeyse dijitalin ilk zamanlarından böyle NCR firmasından bu zamana kadar böyle SAP, Oracle, Bimser gibi gerçekten çok köklü firmalarda hem satış hem iş geliştirme tarafında çok etkin bir başlık altında çalıştığınızı görüyoruz. O yüzden hem geçmiş tecrübeleriniz, deneyimlerinizden biraz faydalanacağız. Hem de bugün satış ekipleri özelinde bir yönetici gözüyle KPI nedir, KPI yönetimi nasıl yapılır ve nasıl raporlanır? Bu noktalarda biraz sizlerin görüşlerinizi almaya çalışacağız ama hani en azından katılımcılarımız, ben biraz böyle sizi tanıtmaya çalıştım ama Cenk Bey kimdir, ne yapar? Katılımcılarımıza böyle bir de sizin gözünüzden tanıtırsak çok mutlu olurum. Merhabalar. Tekrardan teşekkür ederim davetiniz için. Cenk Kıral kimdir? Cenk Kıral arka fonda sürekli satış ögesinin olduğu ama ön fonda dönemsel olarak işte iş geliştirme, pazarlama gibi kavramların olduğu bir profesyonel yaşantıyı yürüten birisi. Sektördeki 32. senem. Bilişim sektöründeki satış ve B2B satış tabii ki doğal olarak benim kariyerimin ana hattı diyebiliriz. Esasında bana da babadan gelen bir miras gibi de görebiliriz. Benim rahmetli babam da Türkiye'nin ilk bilişim satıcılarındandı. Dolayısıyla biraz onun izinden gitmiş gibi oldum. Dolayısıyla aileden gelen bir satıcılık unsuru var. NCR'da başladım 1989'da. Daha sonra NCR'ın genel merkezine gittim. Orada ürün pazarlamada bir ürün yöneticiliği yapıyordum. Bütün bu Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika coğrafyasına yönelik olarak. Sonra Türkiye'ye döndükten sonra tekrar satış üzerinde devam ettim. Ve de NCR'ın o zaman bir alt birimi olan Teradata vardı. Belki hatırlarsınız. Hala da evet, var. Teradata veri ambarının dünyadaki ilk yaratıcı şirketiydi. Tabii benim de bu özellikle analitik iş zekası ve analitik konulara girişim oldu 1993 itibariyle. Ondan sonraki yolculuk hep bu alanda gitti. 98 yılında Oracle'a geçtim ve Oracle'ın Türkiye'deki işte iş zekası ve veri ambarı yapısını oluşturmaya başladım. Orada işte satış ile iş geliştirme olayının bir araya geldiği bir yapıydı ve ben normal müşteri temsili yapan satıcılıktan uzmanlık ortaya koyan, yani solution sales dediğimiz bir satıcılığa geçtim ve bu beni zaman içerisinde Oracle'ın bölge görevine taşıdı. Yani gene ikametgah Türkiye olmak kaydıyla bütün Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika üzerindeki coğrafyaya yetişmeye çalıştım. Oradaki Oracle'ın analitik çözümlerini yürüten satış yapısını kuruyordum. Sonra işin içerisine bu kurumsal performans yönetimi, Oracle'ın Hyperion, o zamanlar çok daha ismi önde duyulan bir firmaydı. Dolayısıyla bu yapı içerisindeyken 2012 yılında rakip tarafta SAP'ye geçtim ve Dubai'ye taşındım. Dubai'deki yaşantı daha sonra beni İspanya'ya taşıdı. İspanya'da Madrid'de 6 sene bulundum. O süre içerisinde 2015 yılında Oracle'a geri döndüm ve Oracle'ın bütün Avrupa bölgesine yönelik analitik çözümlerini yöneten bu uzmanlık merkezini başına geçtim. 2018'de Türkiye'ye döndükten sonra biraz bu zaten dijital dönüşüm benim bir kişisel tutku alanımdı. Bunu biraz danışmanlık ve eğitim süreçleriyle yaparken o arada içerisine bir yabancı yatırımcının olduğu bir yerli bir şirket olan Bimser'de kariyerimi devam ettirdim. Satış, pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak. Geçen Ekim ayından itibaren de iş zekasının dünyadaki lider firması Click firmasının Türkiye Master Reseller olan BI teknolojinin genel müdürüyüm. Bu gelişmelerin olduğu zamanlarda tabii ki sürekli olarak rakamlar, değerlendirmeler ve senelik hedefler üzerinden giden bir kariyeri takip ettiğiniz için doğal olarak hayatın her yerinde olduğu gibi bu alanda da dönüşüm noktaları oldu ve dijital dönüşüm konusunun profesyonel alandaki satıcılığa, satış yönetimine olan etkisini direkt yaşadım. Hala da aslında içindeyim. Böyle bir döngü esasen hep kendini belirli açılardan tekrar eder. Dolayısıyla da yani eskiden gelen bir deneyimi zamanın ruhu içerisinde yeni ortama adapte etmek ve bununla beraber geliştirme üzerine giden bir ne diyelim, Türkçe'ye tam çevrilememiş İngilizce laflar vardır ya, challenge derler, yani bir zorluk. Evet. Çünkü malumunuz bu best practice diye bir laf vardır. Gene Amerikalıların iş dünyasına kattığı bir laf. Yani en iyi bilinen pratik. Ama sonradan da ona çok güzel bir ekleme yapmışlar. Yani best practice is the past practice. Yani aslında en iyi yapılan ama o geçmişte kaldı. Acaba evet, en iyi, geçmişteki en iyi yapılan bugüne nasıl uyar? Ben profesyonel kariyerimde buna çok dikkat etmeye çalıştım. Kendimi eleştirirken en azından kendime artı attığı noktalardan bir tanesi bu geçmişteki yaşananları sanki kayalara kazınmış sabit gerçek gibi görmeyerek yeni bir dönemin içerisinde daha genç neslin iş dünyasına girdiği bir dünyada nasıl olduğunu, nasıl uyarlanması gerektiği üzerine uğraştım ve bu bir anda bir kişisel tutku alanı geldi. Çok kısaca profesyonel anlamdaki benim durumum bu. Ya bu arada gerçekten çok keyifli bir kariyer hayatı ve işin her, ya bu arada şey tabii çok hoşuma gitti. Babadan oğula devreden bir kariyer de gerçekten çok keyifli olmuş. Ben ilk defa böyle bir anekdotla karşılaştım. O yüzden güzel. Umarım bizim çocuklarımız da bizden özenerek bizim kariyer hayatlarımızı devam ettirirler diyerek kendime örnek aldım.